Çek. Şimdi tabii biz yerel seçimlerde devraldıktan sonra zaten büyük sıkıntılar aldık. 45 milyon 534 bine bir borç da aldık. Tabii bunun içinde 1 milyon 475 bine elektrik borcu vardı. Tabii bunlar geçmiş döneme ait borçlardı. Biz devir teslim alırken tabii kamunun, kurumun daha doğrusu borcu olduğu için teslimde mecburen devraldık. Fakat biz aldığımız gibi ayın 4'ünde biz mazbatamızı aldık. Ayın 5'inde çalışmamıza başladı. Ne hikmetse ayın 18'inde hemen bize ihbarname geldi TEDAŞ'tan. Aksa'dan. Bize hemen ihbarname geldi. Yani elektrikle alakalı. Şimdi önceki dönemde ki başkanımızın normal mevcut olan borcunu bizden tahsil etmeye çalıştılar. Bir baskı yoluyla böyle bize bir telefonlarla arayıp işte elektriğimizi keseceğini söylediler. Tabii kendileri de geldi. Biz burada da görüştük. Biraz zaman istedi kendilerinden. Bir kısım ödeyeceğimizi, taksitlendirme yapabileceğimizi anlattık ama maalesef gider gitmez hemen peş peşe aramalar, telefonlarda aramalar başlattılar. Tabi bu arada dediğim gibi ihbarname şimdi geçmiş dönemde başkana da gelmiş. Orada hukuki süreç işte 35. Mart'ta ikinci fıkrasında hukuki bir sürecin başlatacaklarını söylemişler. Bize ise aynı madde üzerinden hukuki süreç değil de direkt kesim ihbarından ziyade kesileceğini bildirdiler. Ve telefonla hiçbir bildirim yapılmadan telefonla direkt bizi aradılar. Tehdit eder gibi işte biz suyu kesiyoruz. Hatta kendilerine izah ettim. İçme suyudur, zaruri ihtiyaçtır. Suyumuzu kesemezsiniz. Biz gelip keseceğiz dediler. Biz de dedik o zaman kesebiliyorsanız gelin kesin. Biz daha Tunceli'deyken çünkü üniversitede bir KEP töreni vardı. Biz oradaydık. Geldiğimde personel gerçekten elektriğimin kesildiğini gördü. Tabii ki su sıkıntısı yaşıyoruz. Zaten dediğim gibi dağdan gelen bir ekstra bir suyumuz var. Direkt dağdan geldiği için onunla şu an beslemeye çalışıyoruz. Bir kısım kısım mahallelere dağıtmaya çalışıyoruz. Depoda suyumuz bitmek üzere. Su biterse zaten ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağız. O gelen suda şu an dediğim gibi klorlama yapamıyoruz. Direkt halka dağıtıyoruz çünkü klorlama yapamadığımız zaman ciddi sağlık sorunları da teşkil edebilir. Bu da ayrı bir suçtu. Yani bugün yağmur yağmasına rağmen biz şu anda kuraklık çekiyoruz. Yani su anlamında sıkıntımız var. Yağmur yağdığı halde o sıkıntıyı yaşıyoruz şu an. Su depolarımız vatandaş zor durumda. Sularımız akmıyor abi. Yani işte de böyle. Şu anda içeride kuraklık var. Su da yok. Yağmur da yağıyor. Şu anda yağmur yağıyor. Ne yapalım? Mağdur durumda, zor durumdayız. Artık Allah'a çağırıyoruz, yağmur yağsın, kovaları koyalım. Çamaşırımızı yıkar, banyomuzu yıkar. Elektrik kesildi, sular kesildi. Pek kapattık elektrikleri. Şu anda su yok bu mahallede. Onun için şu anda millet mağdur. Yağmur da yağıyor, sular da yok. Durumlar kötü. Onun için bir şey yapacak bir şeyimiz yok yani.